da bir konser verdi ve Kayahan'la, sevgili rahmetli Kayahan'la çok özel bir anısını da anlattı konser öncesi. Kayahan'ı anma konseri yaptılar. Usta sanatçının unutulmaz şarkılarını 30 kişilik bir orkestrayla seslendirdiler. İpek Açar ve Demet Sağroğlu da bu eşlikte birlikteydi. Gerçekten güzel bir gece, çok şık bir gece olmuş. Şöyle yakından bakalım. Sizin Kayahan Bey'le hatıralarınız var mıydı? Var tabii. Anlatmak istediğiniz. Burada anlatacağım konserde de ama Kayahan abinin benim hayatımda bir dönüm noktası olacak kadar önemli bir dokunuşu var. Bir şarkımızda Gidecek Yerim Mi Var şarkısında aynı dönemde çalışıyorduk. O da bu Bir Aşk Hikayesi albümünü hazırlıyordu. İkimiz de İskender Paydaş'la çalışıyoruz. Bir gün İskender Paydaş, gece bıraktığım İskender Paydaş gün sabah stüdyoda yoktu. Ondan sonra büyük aramalar neticesinde öğrendim ki gece yarısı Kayahan abi onu çağırmış Gömeç'e. Öğlen vakti, öğleden sonra Gömeç'te çıktı İskender. Ondan sonra, halbuki ben de kahvaltıları falan almışım, stüdyoya gittim, kapı duvar. Ondan sonra dedi ki sen gel buraya. Dedim ki olur mu öyle şey, Kayahan abi de çalışıyor yani, ben ne yapacağım, sen gel gel buraya dedi. Ben atladım gittim Gömeç'e, o bir gönül sarayına, meşhur. Veya köşke, gönül köşküde. Gece stüdyoda çalışırken telefon çaldı. Kayahan abi dedi ki, ne yaptın İskender dedi. İskender dedi ki, abi o parçayı bitirdik. Bitirdim ben senin o parçayı, dinleteceğim getirip dedi. Boş ver benim albümü. Siz ne yaptınız dedi. Emre ile ne yaptınız dedi. Dedi ki, işte bir şeyler yapıyoruz dedi abi. Getir dinleyelim dedi. Kendi albümünü bir kenara bıraktı. Bizim yaptığımız demoları aldık biz. Yan ev zaten. Orada birkaç ev yan yana. Stüdyo en sondaki ev. En baştaki evde Kayahan abinin evi. Kayahan abi gittik eve, açtık kapıyı. O yukarıda bir odası var. Oturduk orada. Şarkıları dinlemeye başladık. Gidecek Yerim öyle dinlerken belki son bulur yarım kalan hikayemiz diye bir cümle vardı. Söz vardı. Dedi ki son bulur yarım kalan hikaye aslında hikayenin devam etmesini sağlayan bir cümle. Yani onu anlatan bir cümle ama hem son hem yarım kalan algıda başka bir şey yaratır. Negatif algılanır. Bence buraya başka bir şey bulur dedi. Ve biz onu belki can bulur yarım kalan hikayemiz diye değiştirdik. Belki de çok açık ne söylüyorum, o bir kelime yüzünden o şarkı olmayacaktı. Yani o şarkı çünkü benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bir kelime bile çok şey değiştirdi. Onun için hakkını ödeyemem. Üzerimde hakkı var. Onun için evet biraz onu da hissederek bu şu konseri yapacağım bu akşam, evet. Vallahi bravo. Çok şık, çok güzel. 30 kişilik bir orkestra, dev bir orkestra. Yani Kayahan'dan bahsederken de gerçekten hem onun anısına saygı hem şarkılarına saygı. Neden olduğunu söyleyelim mi Ebru? Kayahan'ın doğum günü. Aa, 13 Mart günü Kayahan'ımızın doğum günü ve iyi ki doğdun Kayahan anma konserleri. Emre kardeşimiz de anısını anlatarak katkıda bulunmuş. Hep karanlık, hep karanlık diyerek. Şahane şarkılardan bir tanesi. Demet Sağroğlu'nu da geçtiğimiz günlerde ben canlı olarak yine sahnede seyrettim bir mekanda. Muhteşemdi. Yani Demet'in sesini o şekilde görmek, güzelliğini, böyle bir güzellik olmaz. Demet dedim, ne yaptırdıysan bize de söyle. Murat'la biz de yapalım aynısından. Murat'la biz de yapmayalım. Tabii yani sen seni kendine ayırmıyorum. Hani burada çok onu sağ ol. Da hemen... Demet niye üzerine durduk? Çünkü Demet yıllar, evet de yıllar yıllar onun vokalistliğini yaptı. Aynen öyle. Ya. O akşam da çok güzel Kayahan şarkıları söylemişti bu arada. Şahane. Peki burada benim hemen dikkatimi çeken tabii ki Emre Altuğ'un kıyafeti. Tril tril. Güzel. Sahne kıyafeti. Çok şık değil mi? Ben papyonun küçüklüğünü beğendim. Bazıları şu kadar şu kadar yapıyor. Evet. Hiç gerek yok. Ha bu ne? Peki bir benzerlik görüyor muyuz? Hayır. Şimdi burada saçlarını boyamış. Gerçekten mi? Robert Downey Jr. Gerçi Robert Downey'nin beyaz saçlı burada boyamamış haliyle müthiş benzerliği olduğunu söylüyorum. Bunu ilerleyen günlerde onu başka bir resimde gördüğünde daha iyi anlayacaksın. Bu son görüntüleri Oscar ödüllerine alırken. Belki gözlükleri benziyordur. Gözlük takmıyor ki. İşte o yüzden yani hiçbir benzerlik olduğunu ben görmedim şahsen ama diyorsun. Var mı gerçekten? Ya var. Beyaz falan. Var. Baksana alın yapısından, göz, kaş, bakış yani gülüş ciddi bir benzerlik var. Fakat burada arkadaşın saçları, Emre'nin de saçlarını boyasak da benzeyecekler bence. Güzel, hadi bakalım.